Sen kendini ne sanıyorsun ya? Biz birbirimiz için hiçbir şeyiz, anladın mı? Ne senin beni kıskanmaya ve hayatıma müdahale etmeye hakkın var, ne de benim... Onur, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben sana her zaman karışırım Lale, tamam mı? Kendini alıştırsan iyi edersin bunu. Bana bu durumu böyle mi açıklıyorsun yani? Önce matlarımızı alalım, dersimize başlayalım. Cesarete bak ya! Nasıl pat diye öptü benim dudağımdan? Aklı Sarı işte diyor ki, ben sana istediğim her şeyi yaparım. Onur Saran, sen ne yapıyorsun ya? Sen nasıl bu kadar kendini kaybedebiliyorsun? Hayır, neyin kıskançlığı bu, neyin hırsı? Sen çocuk musun oğlum? Öperim de, karışırım da. Oldu canım. Bir kendine gel artık ya, kendine gel. Aslında var ya, sana güzel bir tokat atmak lazım da dua etsin o. Oradaki kalabalığa dua etsin. Rezil etti beni. Kızım, Onur'a aldığımız saat hala gelmedi. Bugün gelecek anneciğim saat. Ha, ben hiç anlamıyorum. Niye biz internetten ısmarlıyoruz Allah aşkına? Dokunmadan, bakmadan, fiyatı tam olarak ne olduğunu bilmeden. Anneciğim, artık herkes alışveriş sitelerinden alışveriş yapıyor. Dua edelim, indirimdeydi vallahi. Ay, çok şükür indirimde hali buysa. Hadi imzala kurtuluşunu. Nünüm, ben ölürüm de imzalamam bunu ha. İlle bir zorluk çıkaracaksın değil mi? Ha? İlle beni mutsuz edeceksin, sinir edeceksin. Anlamıyorsun galiba sen ya. Kızım, ben seni çok seviyorum. Bunu nasıl imzalayayım ben ya? Şuraya bir imza atacaksın, bitecek gidecek. Bu kadar basit, hadi. O kadar basit mi Nilüfer? Basit kurtuluş. Yeter. Ben sana şans vermekten yoruldum, sıkıldım artık ya. At şuraya bir imza da bitsin gitsin. Anlamıyorum galiba. Ben bunu imzalamam ya. Ben bunu imzalamayacağım. Bunu daha önce düşünecektin kurtuluş. Düşünemedim işte Nünüm. Ne yapayım? Düşünemedim. Sonradan aklım başıma geldi. Ayrıca ben bunu keyfimden mi yaptım? Kızımız için yaptım, çocuğum için yaptım. Ya alt üstü bir evi kiraya verdim, nedir ki? Sen son damla nedir bilir misin? Ha? Hani bardak dolar da bir damla da böyle taşar ya. Ha işte kurtuluş. Bizim bardak taştı. Ya bu ne bardakmış, ben anlamıyorum ki. Bir kırılıyor, bir taşıyor. E ben alayım böyle kocaman bir tane bardak seti, olsun bitsin. Sen laftan anlamıyorsun değil mi? Tamam. İmzala. Mahkemede görüşürüz kurtuluş. Benim yüzümü de artık zor görürsün. Nilüfer! Görüyorsun değil mi? Nilüfer hala yok ortalıklarda. Gülşah'ı almaya geliyorum diye gitti. Gidiş o gidiş, biz eve geldik hala yok. Parka falan gitmişlerdir anne, ne olacak? Tabii. Parka gitmişlerdir. Kurtuluş da gelmiştir yanlarına. Oh, sefa! Anneciğim, ne yapsın ablam? Gülşah günlerdir baba baba diye sayıklıyor. Ay, o da doğru. İşte ana yüreği dayanamıyor ki. Ne yapacaksın? Aman, ben artık hiçbirine karışmıyorum. Ne halleri varsa görsünler. Merhaba kızım, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Gülşah nerede? Gülşah şeyde, televizyonu açtım, çizgi film izliyor anneciğim. Ay, anladım kızım. Biz de türlü yapacağız akşama. Sen seversin. Abla? Hı? Alyansın nerede? Tek taşın da yok. Ne oldu? Bir şey mi var? Ay, bitti anne. Vallahi bu sefer bitti. Ay, yeter artık. Gittim evimize. Yani evime gittim. O canım evimi kiraya vermiş ya. Kiraya? Ha. Allah. Yani böyle gittim yani birkaç eşya almak için gittim anne. Ay, bir baktım evde yabancı turistler. Evi günlük kiraya vermiş. Ah enişte ya. Ayol, biz bunun aklı yerine gelecek derken düşünebiliyor musun? Vay namussuz.
Yok artık anne ya. Yeter artık ya. Boşanma protokolünü ver de benim imzalayacaksın bunu dedim. Hoş böyle gerçi imzalamam falan dedi ama Allah imzalar imzalamaz boşayacağım. Bak kızım, hiçbir anne kızına hadi boşan demez, tamam mı? Ama gerçekten böyle bir kararın varsa ben senin yanındayım. Bilmiş ol yani. Aynen abla, çok çektin sen. Şey yap, versin eşyalarını falan da al, tamam mı? Bir an evvel al o eşyaları, onları da satar bu aç. Ay vallahi ne doğru söylüyorsun ha, aylardır kira da vermiyorum. Şimdi ne yaparsın? Ben eşyalarımı alacağım dersin. Biz onları bir güzel paketleriz, tamam mı? Durur emniyetli bir yerde, depoya falan koyarız. Hiç onlarla sen meşgul olma, ben hallederim. Aynen öyle abla, biz senin yanındayız ne olursa olsun. Ay iyi ki varsınız ya. İyi ki varsınız ya. Ay canım. Ay güzel kızım benim. Sen hiç merak etme. O kağıda imzalatacaksın, tamam mı orayı? Yani ortada Gülşah var. Sonuçta yüz yüze bakacağız yıllarca. Ama seni üzerse ben onun aklını alırım. Oh, canım annem. Asıl annem benim. Hadi. Aa, ne oluyor orada ya? Hoş geldin güzel kızım benim. Hoş bulduk. Ay. Nasıl geçiyor kurs? Onların Şamine ayak masajı yaptı mı sana? Nergis her gün ayak masajı yapmıyor herhalde adam. Güzel geçti anne. Böyle nefes egzersizi falan yaptık. İyiydi. Oh iyi. Çok iyi. Ya bilinçli anne olmak hakikaten keşke bizim zamanımızda da olsaydı. Neyse ben türlüyü koyuyorum şimdi. Birazdan acıkırsınız. Nerede kaldı yemek dersiniz. Sohbetiniz bitsin geri kalanını getirirsiniz, tamam mı? Tamam anne. Abla niye sinirlendin sen bu kadar? Gerginim işte. Ne oldu? Onur beni öptü. Ne? Bağırmayın ama annem duyacak. Kız nasıl oldu? Nasıl öptü? Nasıl yaptı? Neden yaptı? Ay, işte kurstan sonra herkes dağılıyordu. Pat diye öptü. Ay, en güzel stil işte. Saçmaladığının farkında mısın peki şu anda? Ha sen ne yaptın peki? Ben ne yapacağım? Ne yapacağımı şaşırdım ben. Şok geçirdim yani. Duygusal yoğunluktan işte. Ne konuşuyordunuz siz? Şeyi anlatıyordum ben ona. Daha doğrusu anlatmaya çalışıyordum. Sen bana karışamazsın, ben sana karışamam. Tabii cümlem daha bitmeden... Kesin aşık. Ne aşkı ya? Egosuna yediremedi, kıl oldu işte ondan. Ne alakası var ya? Ay yok yok. Bence kesin sana karşı bir şeyler hissediyor ama bu kendi farkında da değil ha. Ablacığım, Onur'la gördü ya beni. Kıl oldu işte ondan. Kıskanıyor işte, kıskanıyor. Ay kıl olmakta da kıskanmakta da haklı bence. Allah. Ay. O da Pelin Su'ylaydı ama. Ne oldu? Sustunuz? Vallahi o kızı bırakmıyor eniştemin peşinde. Bence de bırakmıyor. Yani böyle işte iş anlaşmaları, beraber çalışmalar falan. Ama sonuçta Onur da bana karşı bir şey hissetse onları neden görüşsün değil mi? Abla görüşüyor olabilir ama o kıza aşık olduğunu zannetmiyorum ben. Ay. Aa yeter be. Lafla peynir kemisi yürümüyor kardeşim. Böyle öpmekle öpmekle olmaz bu. Bize eylem lazım. Yeter artık. Biz doyduk böyle şeylere. Ağzın bal yesin be. Budur ya. Duydun mu? Doğru. Aynen öyle. İyi hadi kalkın. Şunları da götürelim de anneme yardım edelim. Buyurun. Nergis Yenilmez. Aa evet evet burada. Nergis! Koş koş saat geldi değil mi? Saat şey kutu. Evet. Ben annesin ben alabilir miyim? Tabii isim soy isim ve imza lütfen. O kadar tamam. Derhal. Ne? Saat mi geldi? Ay saat gelmiş. Evet. Teşekkürler. İmza. Çok teşekkürler. Geldim, iyi günler. İyi günler. Yavaş aç yavaş aç. Çok fena. Dur dur. Bir kız bir şey oldu. Vay! Vay! Çok güzel değil mi Nergis? İnanılmaz güzel anne. Ay tabii kızım kolay mı? Annem buna tam 3000 kayme saydı. 3000 lira. Olacak artık o kadar. 3000 dolar demek istedin anneciğim değil mi? Yok yok 3000 lira. 3000 lira dedin ya kızım. Hani anne dedin, havale çıkaracağım dedin, 3000 lira gönder dedin ya kızım. Yok anneciğim, 3000 dolar dedim. Buna! Bu ne antik saati? 3000 dolar bu ya! Ne diyorsun sen ya? Ay ben bayılacağım galiba. Anneciğim,
Hayır, Zülkay ne nasıl 3000'di? Kaçla çarpacağım? Bu dolar kaç lira oldu? 3'le mi çarpacağım? 5'le mi çarpacağım? Ay! Anneciğim ben sana sordum ama. Neyi sandın? Allah sandığı bu kadar para mı verilir? Bütün servetimizi yatırdın. Ay. Kızım ben 3000 liraya zor ikna oldum kızım. Kızım ben bayılacağım ama önce kısmetse seni bir anne, geberteceğim terlikle sonra bayılacağım ben. Anne, sonra bayılacağım sonra. Anne, ablam duyacak ya hani sürpriz yapacaktın. Demedim mi oğlum Nailes çok güzel şeyler aldı diye. Biz onların altında kalmayalım dedim güzel bir şey seçtim. Manyak biz holding sahibi miyiz? İkimiz de budumuz ne? Anneciğim iyi de eniştem her şeye takmaz ki. Eniştemin kolunda 100.000 liralık saat var daha aşağısı kurtarmazdı. Kaç lira? 600 kaç oldu? Anne. Allah kahretsin. Sakla bunu. Bak kasamız mafsamız yok tamam mı? Yastık altında da bu durmaz. Sende kalacak bu. Gerekirse yut. Tamam, tamam. Şu al yut. Tamam. Senden alacağım bunu. Düğün tamam. Günü takacağız. Ablanın da haberi olmasın. Anneciğim tamam, tamam. Oh, buradan böyle bir şey giriyor, buradan çıkıyor. Allah'ım ya. Nasıl girdin ve nasıl bu kadar önemli oldun? Sen bana bir şey yaptın ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen yemin ediyorum bana bir şey yaptın. Söyle çabuk. Evet Onur Bey. %99.9 olasılıkla bebek size ait. Babası sizsiniz. Hayatın sana vermiş olduğu armağanları gör ve onlara sahip çık. Ben seni seviyorum, çok saygı duyuyorum. Sen bir kere çok akıllı, ayakları yere sağlam basan, hayat dolu bir kadınsın. Ya. Biz birbirimiz için hiçbir şeyiz anladın mı? Ne senin beni kıskanmaya ve hayatıma müdahale etmeye hakkın var ne de benim... Alo Prensu merhaba nasılsın? İyiyim hayatım evdeyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Müsait misin? Görüşelim mi? Olur. Daha bir problem mi var? Yok sorun yok ya. Biraz konuşalım istedim de. Tamam olur. Ben evde yalnızım. İstersen buraya gel. Burada konuşalım. Tamam anlaştık. Geliyorum. Şimdi annenle konuşacak ki. Her şey normalde. Ta ki o kız karşımıza çıkana kadar. Ya onca yaptığım şeyden sonra... Beni üzecek bir şey söylersen seni buna pişman ederim Onur. Nergis haklı mı acaba? Bana karşı bir şeyler hissediyor olabilir mi? Gerçekten ondan mı öptü beni? Yok canım. Öyle olsa hala Pelinsu'yla görüşmezdi ki. Sırf hırsından, egosundan. Bana karışamıyor ya. Bak her Pelinsu'nun ismi geçtiğinde aynı tepkileri veriyorsun. İyisin mi sen şöyle yap. De ki Onur ben senin Pelinsu'yla görüşmenden rahatsız oluyorum. Konu kapansın. Evet rahatsız oluyorum. Ama böyle olmaz yok.
Benim onunla kesin konuşmam lazım. Bana bu şekilde bir daha davranamayacağını bilsin ya. Bu ne canım? Bütün yediklerimle vedalaştım ya. Artık ne yediysen hayatım, vedalaşman yıl sürdü. Farkındaysan iki taneler Erol. Herhalde ben de memnun değilim yani bu durumda. Kolay mı sanıyorsun ya sen? Ne zaman geçecek benim bu midemin bulantısı? Aşkım konuştuk ya ama doktor beyefendi ne dedi? 3 aya kadar geçecek dedi. Farkındaysan 3 ay dedi. Birbirinden ayrı 3 tane aydan bahsediyor. Bir tanem sana 3 ay, acaba bana kaç ay? Senin için çok endişeleniyorum Filiz. Erol, sen kitap mı okuyorsun? Of course. Ay, inşallah çocuklarımızın huyu sana benzer. Huyları mı benzesin diyorsun, tipi benzemesin mi? Yok. Bence tipi kesinlikle bana benzemeli. Bunu sana düşündürten ne tam olarak? Yani Erol'cum şimdi sen iyisin, hoşsun aşkım. Seksapeliten de yüksek bir insansın ama sıradansın. Sıradan mıyım? Bak mesela senin suratın sıradan. Gözlerine bak, burnun acayip sıradan, dudakların öyle. Saçların sıradan. Gerçekten tam bir sıradan tipisin sen. Oysa sen? Oysa ben? Erol'cum ben farklıyım. Karakteristik bir suratım var. Ayrıca Avrupa'yı havamın yanında sıcak, sempatik bir insanım. Bana bir baktın mı? Kaliteli duruyorum ben. Benimin bana kattığı seksapaliteden şu an bahsetmedim bile. Topla bunları. Topladığında ben tam bir çikiloplum. Allah Allah, sen bu çikilopluğu tam olarak nerede görüyorsun hayatım? Söyle de biz de aşka gelelim. Ne diyorsun sen ya? Ben bir çikilop değil miyim yani? Yok, tam manasıyla bir çikilopsun. Ne diyorsun, tam anlamadım ben sen. Demek istedim ki hayatım, öyle değilsin der miyim, deli miyim? Tabii ki öylesin dedim. Delirtiyorsun beni dedim. Çocuklarımız olacaksa sana benzesin dedim. Başka ne olacak ki dedim. Olan oldu sanki dedim. Erol ya, of şimdi anladım. Aşkım o zaman şu kitabı bir bırak. Kitap da insanın en iyi dostu biliyor musun? Böyle okuyunca tatlı, hafif için geçer hop derken. Erol? Erol? Uyudun mu ya? Yok yok yok, masajı falan yapsaydın bari. Hırto. Çocuğum, yavaş. Oh. Evladım. Kızlar. Hadi tamam, gittik mi eve gidelim artık, ne olur. Çocuğum, sallanmadınız mı 5 dakika önce ama? Of, yeter, göbeğim düşecek benim bunları sallamaktan artık. Hadi çocuğum, yeter mi? Yeter diyelim mi? Kızlar. Karnım acıktı. Benim de. Ben pizza yiyeceğim. Ben de hamburger. Ben bir de dondurma yiyeceğim. Ben de yaş pasta. Evladım siz bunların hepsini az önce yediniz ama bu saydıklarınızın hepsini ben size almadım mı kuzularım? Ya bağırmasana ya. Allah Allah ya. Ne bağırıyorsun? Benim oturduğum yerde içim kıyıldı. Çocuklar da herhalde hareket ediyorlar. Sallanıyorlar ya sabahtan beri. Ya sallanıyorlar sadece. Ben sallıyorum burada. Maymun oldum burada parkta. Gülme evladım. Kibar ol biraz tamam. Çocukların yanında. Tamam. Hadi gidelim yemek yiyelim mi? Hadi şu salıncak olayını bitirelim mi artık? Parktan bir gidelim mi artık he kızlar? Hadi diyorum evladım, çocuğum, Allah'ım. Hadi indik artık. Tamam, acıktıysanız indik hadi. Tamam, parkı hadi, bırakalım hadi. Ne olur hadi yavrum. Hadi. İniyoruz hadi babaya. Koş. İn bakayım, koşun babaya, koşun babaya. Evet. Gelme bana. Kabusum oldu.
nabzım oldu. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Hayatım, ne içersin ya da sana ne yemek hazırlayayım? Aç mısın? Yok yok, hiçbir şey istemiyorum. Gel biraz konuşalım, laflayalım. Olur. Öncelikle sana şunu söyleyeyim. Bu zor süreçte ilk günden beri hep yanımda oldun. İnandın, destek oldun. Sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Onur. Biliyorsun hafta sonu evleniyorum. Biliyorum Onur. Ben söze nasıl gireceğimi şu an çok bilmiyorum ama... biz bu süreçte çok yorulduk Venüs'ü, biliyorsun. Yani özellikle sen çok yıprandın. Sana böyle şeyleri yaşatmaya hakkım yoktu. Bunun çok farkındayım. Her şey için senden özür dilemek istedim. Ve bu ortamda, yani bu kaotik, herkesin üzüldüğü, yıprandığı ortamda bizim maalesef ilişkiyi sürdürmemiz çok mümkün gözükmüyor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Ya bu ilişki bitmesin diye yalvaran sen değil miydin? Venüs'ü bak bana, şu an ne desen haklısın. Ama inan, önümüzdeki günlerde bu iş daha zor olacak, iyice sarpa saracak. Herkes çok daralmış durumda. Ben gerçekten bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Lütfen anlayışlı ol. Yalnız mı? Lale'yle mi? Beni onun için mi terk ediyorsun? Venüs'ü, bak az önce de söyledim. Ben artık kimsenin yıpranmasını istemiyorum. Lale bir tarafta, sen bir tarafta. Yıpranıyoruz hepimiz. Benim Lale ile formaliteden bir ilişkim olduğunu kimse bilmiyor. Ailesi de bilmiyor, dışarıdaki insanlar da bilmiyor. Bizim seninle ilişkimizin devam ettiğini biri öğrenirse, duyarsa ne olacak? Herkes Lale'nin üzerine gidecek, Lale üzülecek. Sonuçta benim bebeğimi karnında taşıyor bu kadın. Ben onun üzülmesini istemiyorum. Benim üzülmemin senin için hiçbir anlamı yok. Pelin Su bak, şu an yanlış düşünüyorsun. Saçmalama Pelin Su, bir sakin olur musun? Sakin falan olamam ben. Sakin falan olamam. Pelin Su, bence senin de bir süre yalnız kalmaya ihtiyacın var. Ben aylardır yalnızım Onur. Aylardır yalnızım. Ama bu ilişki burada bitemez. Sen de bunu unutma. Merhaba Onurcuğum, sen de mi buradaydın? Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, sağ olun. Ben de tam ayaklanmıştım. Müsaadenizi isteyeyim. Biraz daha otursaydın. Çok işim var maalesef. Peki. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Pelin Su, ne oldu kızım? Anne, Onur beni terk etti. Ne? İçin rahat olsun Onur. Sen doğru olanı yaptın, tamam mı? İçin çok rahat olsun.
Efendim? Günaydın, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Lale? İyiyim ben de. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum da buluşabilir miyiz acaba? Tamam. O zaman ben seni alayım, bir yerlere gideriz. Nerede olursun, nereden alayım? Çiçekçi'de. Tamam. O zaman birazdan çıkıyorum, arayacağım seni. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Öpücüğümün etkisinden kurtulamadınız değil mi Lale Hanım? Sana güzel bir konuşma yapayım da beni öpmek ne demekmiş anla. Tabii. Ya yok istemem işte yaklaşma falan diyor ama ben biliyorum. Heyecanlanıyor yani, görüyorum, hissediyorum. Git çok istiyorsan. Vazgeçemediğin sevgilini öp canım. Beni niye öpüyorsun ya? Bir de şimdi Pelin Sudan'a ayrıldığımı öğrenince bakalım nasıl tepki verecek. Kızım açsana. Aa, iki saattir zır zır zır. Açayım anneciğim. Efendim canım. Merhaba Yıldız. Merhaba hayatım, nasılsın? Ben hiç iyi değilim Yıldız. Bir an evvel seninle görüşmemiz gerekiyor. Müsaitsen hemen geliyorum. Ben şu an pek müsait değilim hayatım. Ne konuşacaktın acaba? Onur Pelin suyu terk etti Yıldız. Ne? Anlıyorum. O zaman hayatım, dilersen ben sana geleyim. Öyle yapalım, olur mu? Bekliyorum. Peki hayatım. Yıldız, ne oldu kızım? Sapsarı oldun. Ne söyledi? Kimdi arayan? Ne olmuş? Anneciğim, bir arkadaşım eşi kendisini terk etmişti. Çok fena almış kızcağız. Tabii dertleşmek istiyor doğal olarak. Gel. Anneciğim, müsaade ederseniz ben bir saatliğine gideyim geleyim, olur mu? Tabii kızım. Git. Tabii. İyi olur yani. Bir an önce git de ne olduğunu öğrenelim. Ya. Hayırdır? Onun prensi terk etmiş. Ne? Aa! 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 Yazık ya. Allah Allah. 19 yıldır da evlilerdi. Aa! Nasıl olmuş bu iş? Bence bir an önce git de öğren durumu. Ya. Tamam hayatım, ben bir an önce gideyim anneciğim. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Hadi, hadi. Git kızım, git. Ah, git sen. Hadi bir an önce öğren bakalım. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Geç otursana. Babaanneciğim ben çıkıyorum çünkü kahvaltıyı Lale ile beraber yapacağız. Tabii. Ha, çok güzel. Lale'ye selam söyle. Tabii, baş üstüne iletirim. Ben de çıkacağım oğlum, istersen birlikte gidelim. Allah'a ısmarladık. Tamam. Afiyet olsun o zaman. Teşekkürler. Afiyet olsun. Oğlum, biraz önce Şebnem aradı, benimle konuşmak istediğini söyledi. Bir sorun mu var? Anne, Şebnem Hanım aradı, bir sorun var mı dedi. Sadece o kadar mı yani? Niye gizliyorsun ki? Pelin Su'dan ayrıldım işte. Tamam, duydum ama yani bunu duyduklarıma inanamadığım için bir de sana sorayım dedim. Anneciğim, inanamayacak bir şey yok. Pelin Su'yu aradım. Ben bir geleyim yanına, görüşelim dedim. Görüştüğümüzde de söyledim ayrılmak istiyorum diye. Ve ilişki bitti, bu kadar. Onurcuğum, ah Onurcuğum, bir tanem, oğlum, güzelim. Şimdi tabii evlilik stresine girdin. Haliyle doğru düşünemiyorsun, doğru kararlar alamıyorsun. Bu çok normal. Geçici bir durum bir tane. Güzel annem, benim evlilik stresine falan girdiğim yok. Tamam mı? Ben gayet mantıklı düşünebiliyorum. Ama Lale bir taraftan, Pelin Su bir taraftan sanki ikisini bir arada idare ediyormuşum gibi oluyor. Çok çirkin bir şey, çok saçma bir şey ya. Ben gerçekten artık insanları üzmekten çok yoruldum. Yavrum, biz Pelin Su ve Şebnem'e söz verdik. Vermedik mi? Verdik. Anneciğim, bak sen beni biliyorsun. Ben de sözümde durmayı çok isterim. Ama duramıyorum artık. Elimden gelmiyor. Ne olur anla beni. Yavrum, Pelin Su şu anda perişan. Üzüntüden bitti kızcağız. Yazık değil mi? Lale'ye yazık değil mi? O da perişan. Ay bak, aşık oldun sen Lale. Ben biliyordum zaten. Sakın beni ikna etmeye çalışma. Artık eminim çünkü. Anneciğim, ben de bilmiyorum. Kime ne hissettiğimi ben de bilmiyorum artık. Şu an gerçekten mantıklı düşünecek, sakin düşünecek bir durumda değilim. Biraz anlayışlı ol lütfen.
Ben zaten bu yüzden gittim Pelinsu'nun yanına, ayrılalım dedim. Yani gel gittiğim kafam gerçekten rahat çalışmıyor ya. Ne olur anlayın biraz beni. Her şey üst üste geliyor. Daraldım, bunaldım. Tamam, tamam oğlum. Sen yalnız kal, düşün, taşın. Ama şunu unutma. Lale ne sana ne de ailemize göre bir kız değil. Daha önce ben seni Özge konusunda da uyarmıştım. Artık üzülmene müsaade edemem. Anne. Görüşürüz anne. Ay ben ne yapacağım ben? Ay ben seviyorum. Çok bozuldum ben. Ne yapacağım? Alo. Gündemi aç Şerife. Açıyorum alırsanız. Evet. Onur Bey Pelin Sonu'mu terk etmiş. Ne? Nasıl? Neden? Ne zaman? Kim? Kiminle? Ne demiş? Nasıl olmuş? Ay yine takılıp fazla soru sordum. Devam. Fark ettim Betül Hanımcığım. Olsun sıkıntı yok. İlgili sorulara cevap veriyorum. Şengizim Hanım Yıldız Hanım'ı aradı. İkisinin ayrıldığının haberini verdi. Yıldız Hanım da bunun üzerine Onur Bey'i sıkıştırdı. Onur Bey de itiraf etti olayı. Ay sen ne kadar şanslı bir insan olduğunun farkında mısın acaba Şerife? Her şeyi yani böyle canlı canlı izleyip dinleyebiliyorsun. Ay neyse sonra devam. Sonrası Onur Bey dedi ki zaten ikisini aynı anda idare etmek büyük bir hataydı dedi. Artık kimseyi üzmek istemediğini söyledi. Ay ay bak sen şu vicdanlı ya, vicdan kumkuması. Yalnız Yıldız Hanım'ın canı çok sıkıldı, pek bir sinirlendi. Ay inanmıyorum sana Onur, yoksa Lale'ye aşık mı oldun oğlum dedi. Ay dedi mi? Dedi. Peki Onur ne dedi? İtiraf etti mi? Yani aşığım dedi mi? Dediyse Yıldız ne dedi? Ya Şerife bir şey dedi mi demedi mi? Betül Hanım, Betül Hanımcığım kaptırdınız yine. Ay evet tamam pardon devam. İtiraf etmedi. Karma karışığım dedi. Bir süre yalnız kalmak istediğini söyledi. Demek itiraf etmedi. Ama reddetmemiş. Ding dong. Bu neyin sesi Şerife? Neymiş o? Tehlike şanı Şerife. Tehlike şanı. Anladın mı? Bak Onur'la Lale birbirine asla aşık olmamalı. Biteriz Şerife. Biteriz. Olmamalı Şerife. Olmamalı. İlk defa Yıldız Hanım'la aynı taraftasınız. İkiniz de aynı şeyi istiyorsunuz. Ay Şerife hayat ne kadar enteresan değil mi? Bak kötülük bizi birleştirdi. Hiç merak etmesin. Ona elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Fitne, fesat, yalan, dolan, haset hepsi bende. Bu haliniz beni gerçekten çok duygulandırdı ve mutlu etti Betül Hanımcığım. Rica ederim sonuca gelelim. Peki şimdi ne yapıyorlar? Şimdi Yıldız Hanım Şebnem Hanım'ın yanına gitti. Onunla konuşacaklar bir güzel. Onur da Lale ile birlikte. Başka da bir şey yok şimdilik. Tamam Şerife. Aferin. Takipte kal. Teşekkürler. Gündemi bildirmek için tekrar bağlanacağım. O zamana kadar sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Olaylar. Olaylar, olaylar, olaylar. Hemen Onur'la Pelin Su'nun arasını yapmamız lazım. Hemen. Anneciğim günaydın. Aymadı yavrum, aymadı. Gün mün aymadı yavrum. Onur Pelin Su'yu terk etmiş yavrum. Aa, en doğrusunu yapmış biliyor musun? En güzelini yapmış. Zamanında benim cesaret edip yapamadığımı yapmış. Eğer ben cesur olup yapsaydım şimdi bu noktada değildim. Oğlum ne diyorsun sen? İyi misin? Değilim anneciğim. Oh, bu evlilik bana gelmedi. İyi gelmedi bana bu evlilik. Kötü geldi bana. Kabuslar görüyorum. Ufak ufak çocuklar benli benli. Etrafımda Erol, Erol, Erol. Yavrum, yavrum. Tamam, tamam çocuğum. Sakin ol, tamam mı çocuğum? Sakin ol yavrum, sakin ol. Çok güzel olmuyorlar mı? Şunlara baksanıza ya. Hmm. Ay ben şimdi Lalem senin... Nikah şekerlerini mi hazırlıyoruz biz ya, ha? Şiştim, şiştim artık. Patlayacağım. Anne yapma ama böyle. Bak beni de üzüyorsun. Bebeğim zaten ben ona üzülüyorum ya. Anne istemiyorsan evlenmeyeyim ben. Vazgeçeyim, meraklı değilim zaten. Yavrum ben de zaten ona üzülüyorum ya. İnan olsun sana, eğer seni mutlu etmeyeceğini bilsem kesin ayrıl derim. Yemin ederim. Ama mutlu olacağınıza o kadar çok inanıyorum ki. Biraz o yüzden sen de mutlu olmaya çalış hayatım. Biraz yüzün gülsün ne olur. Tamam anne böyle her şey alelacele oldu ya. O yüzden ben adapte olamadım sadece. Başka bir sebebi yok. Annesine hiç dayanamazmış. Ay güzelim. Çocuklar bakın hepinizi birbirinizden çok seviyorum. İnanın. Ay, tek arzum ne biliyor musunuz? Biraz mutlu olmanız. Biraz huzurlu olmanız, başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü bunlara layıksınız. Bunu gerçekleştirmek için de biraz ben yasaklar koydum, sadak koydum, sadak. Bir sürü şey yaptım ama sadece sizin de iyiliğiniz için de, tamam mı? Ben
her şekilde her zaman sizin yanınızdayım. Ve sizi çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ama ben ama bir derdimi böyle anlatamıyorum. Ağlamaya başlıyorum. Anneme döndüm ya. Ay. Yaşlandıkça. Ne yaşlandı? Çıtır enerjisi var sende. Çıtır. 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 Seni. Seni çok seviyoruz. Çok. Günaydın. Ay. Olur sen de hep böyle zamanlarda geliyorsun. Yalnız dışarıdan gördüm. O kadar tatlı, o kadar güzel görünüyorsunuz ki nazar değmişsin. Çok imrendim de. Ben de sarılabilir miyim size? Ay gel gel gel, sevgi çemberi yapalım. Gel annem, gel oğlum. bir şey içer misin Onurcuğum? Sağ olun efendim, bana atıştırdım. İzniniz olursa Lale'yi alayım, çıkalım hemen. İşte en çok beğendiğim bölüm de bu. İzin verirsiniz. Verdim gitti. Neyse hadi ben hadi. Çantamı alayım. Hadi abi. Anne bir saate gelirim. Hoşça kalın. İyi eğlenceler. Ablam telefonunu unutmuş. Aa, koş hadi koş koş yürü. Koş. Merhaba Lale Hanım. Nasılsınız? İyi Samet, sen nasılsın? İyiyim. Ben kapıyı açayım. Ben açardım. Önemli değil. Abla! Efendim! Telefonunu unutmuşsun. Sağ ol kızım. Görüşürüz. Hayırdır Samet, ne yapıyorsun? Ben? Ayakkabımı bağlıyorum. Ayakkabını bağlıyorsun. Koşarak arabanın arkasına ayakkabı bağlamaya mı geldin? Evet. Anladım. Samet, sana ne oluyor? Ben kızdan ayrıldıktan sonra seni hiç iyi görmüyorum. Değilim. Değilim değil mi? Değilsin. Biraz kendine gel. Samet, biz seninle bir konuşalım. Konuşalım. Şebnemciğim, neler olmuş böyle? İnan, çok üzüldüm. Sorma Yıldızcığım, ben de çok üzüldüm. Yani Pelinsu'nun şu son günlerde yaşadıklarına bakar mısın lütfen? Kahroldu kızım. Pelinsu yine çok anlayışlı davrandı. Yani artık Onur'a olan sevgisinden eminim. Benim Onur'un Pelinsu'ya olan sevgisinden şüphem var ama Yıldızcığım. Ay olur mu hiç öyle şey Şebnemciğim? Onur çok yıprandı. Pelin suyu üzdüğü için de vicdan azabı çekiyor. Belki de o yüzden uzak kalmak istedi bir tanem. Bak Yıldızcığım, seninle açık konuşacağım. Bu evliliğin formalite icabı olduğunu Lale'nin ailesi, sizin aileniz, İsmet Hanım hiç kimse bilmiyor. Zaten öğrenirlerse de bu evlilik olmaz değil mi? Benim kızım Onur zor durumda kalmasın diye şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi. Ama eğer istese İsmet Hanım'a gidip bu evliliğin sözleşme üzerinde olduğunu, Onur'la hala ilişkisinin devam ettiğini söyleyebilirdi değil mi? Ama söylemedi. Bence Onur bunu da bir düşünsün. Onur bu hatasından dönecektir Şebnemciğim. Pelinsu kendini yıpratmasın. Yani formaliteden de olsa istemediği biriyle bir evlilik yapıyor çocuk. Ben de Pelinsu'ya öyle söyledim ama. Sen merak etme hayatım, ben halledeceğim. Pelin suçum. Bir tanem nasılsın? Gördüğünüz gibi pek iyi değilim. Annem biraz önce her şeyi anlattı bir tanem. İnan çok üzüldüm. Ama ne olur sen kendini yıpratma. Ben Onur'la konuşacağım. Onur çok zor bir süreçten geçiyor. Yani ne yaptığını bilmiyor çocuk. Benim de çok kolay bir süreçten geçtiğim söylenemez. Canım bir tanem, erkekler bizim kadar güçlü olamıyorlar maalesef. İyi niyetle yanlış kararlar alabiliyorlar. Ben senden rica ediyorum, biraz sabırlı ol lütfen. Biliyorum senden hep sabır bekliyorum. Ama Onur en kısa sürede eskisi gibi olacaktır bir tanem. Olsa iyi olur. Pelin sucu, moralimizi bozmuyoruz. Oldu mu bir tanem? Evet Lale'cim, seni dinliyorum. Neymiş bakalım konuşmak istediğin konu? Ben dün yaşadığımız olayla ilgili konuşmak istiyordum. Vallahi tam tahmin ettiğim gibi ha. Şimdi kesin bana karşı ne hissediyorsun diye soracak. Tamam.
Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bir konu var. Bak Onur, ben hala dün yaşadığım şokun etkisindeyim. Sen bana nasıl böyle davranırsın ya? Biz sevgili miyiz? Biz bir ilişki mi yaşıyoruz? Hayır. Sen nasıl beni pat diye öpebilirsin? Bu ne küstah bir davranıştır. Yani biraz sakin olur musun? Sakin mi olmamı istiyorsun? Eğer benim sakin olmamı istiyorsan bu hırslarından, bu egondan vazgeçeceksin. Bana saygısız davranmayı bırakacaksın. Gerçekten çok kötü olur. Özür dilerim Lale. Emin ol bir daha böyle bir şey asla olmayacak, tamam mı? Sevinirim. Çünkü biz yakında aynı eve gireceğiz. Aynı odada kalacağız. Ben tedirgin olmak istemiyorum. Eğer kendine hakim olamayacaksan kontrol... Anladım Lale, anladım. Anladım. Tekrar kusura bakma. Bir daha sana yaklaşmam. Yaklaşmayacağım. Tamam. Anlaştık. Sen bana ne söyleyecektin peki? Ben de çok rahatsız oldum kendimden. Yakıştıramadım yani. Kusura bakma diyecektim. Tamam. Bu konuyu kapatabiliriz o zaman. Kapatalım. Efendim? Heh, alo Lale, merhaba. Nasılsın? İyiyim Onur, sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bak sana güzel bir haberim var. İşsizim. Hastane yönetimi sizinle bir yıllık sözleşme yapmak istiyor. Gerçekten mi? Evet. Şu sevince, şu mutluluğa bak. Az önceki Lale'den eser kalmadı. Vallahi bravo. Gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz. Görüşürüz, güle güle. Hadi kalkalım. Hastane bir yıllık sözleşme imzalamak istiyormuş da Onur da onu haber vermek için aradı. Anladım. Tebrikler, hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayret. Vallahi laf sokmadı. Oo, maşallah. Artık bir yıl boyunca Lale Hanım orada. Ya da kim bilir içinden ne saydırıyordur var ya. Şimdi gururuna yedirip soru da soramaz. Hayır yani niye o kıl herif haber veriyor ki? Hesapta soramıyoruz ki hanımefendiye ya. Bu arada sana çok teşekkür ederim. O kadar yardım ettin bana. Rica ederim. Koskoca Onur Sarıhan balon şişirdi, yine yaranamadı. Lord Onur balon şişirdi ya, hakkını yemeyeyim şimdi. Şimdi kalkabilir miyiz? Olur. Onur. Efendim? Sen bana kızdın mı? Hayır. Nasıl hayır? Ay suratından belli işte. Onu da mı yasakladın Lale? Sana yaklaşmayacağım, surat asmayacağım. Başka var mı? Başka yok da. Ben sadece içimden geçeni söyledim seninle paylaştım ama. Hala başka yoktu diyor. Tamam biz konuştuk, hallettik, çözdük. Tamam mı? Bundan sonra da uzatmaya gerek yok. Gerek yok da bundan sonra da zaten sana hiçbir şey söylenmiyormuş. Ben bunu anladım. Bir daha da hiçbir şey söylemem sana ben. Merak etme yani. Ama hala uzatıyorsun. Uzatmıyorum. Susuyorum. Lütfen. Erol. Yavrum iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Merak etme çocuğum. Sen hiç merak etme. Bütün o emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alacağız. O mirası söke söke alacağız yavrum. Anneciğim o nasıl olacak? Onur Pelin Suyu terk etmiş. Bu ne demek? Demek ki Lale'ye bir şeyler hissediyor. Bizim onları ayırmamız için artık daha sağlam bir olaya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Kesinlikle çok haklısın yavrum. Çok haklısın. Bak bakayım annenin gözlerinin içine. Ve annen o büyük olayın ne olduğunu mutlaka bulacak. Hadi inşallah. Bir tek sana güveniyorum. En çok sana güveniyorum. Yine neyi buluyorsun Betül? Yine ne şeytanlık peşindesin Allah aşkına? Hiçbir şeytanlık peşinde değilim Şadeciğim. Her zamanki gibi ailemizin geleceği için çok güçlü planlar ve programlar içerisindeyim. Şadeciğim biliyorsun bizim artık sorumluluklarımız arttı. Bizim torunlarımız geliyor. Ah, keşke sen de bu bilinçte olabilseydin. Ne kadar güzel olurdu. Olacağım ben. Olacağım ben de sizin yaptığınız entrikalar yüzünden pek olaylara dahil olamıyorum. Ne yapalım yani Şadeciğim? Ne yapalım? Biz şartlar ne gerektiriyorsa öyle davranıyoruz. Kaderimize boyun eğecek halimiz yok herhalde. Şadi, bizimle misin değil misin? Tamam, sinirlenme. Sizinleyim, tamam. O zaman bizim öncelikli olarak
bir strateji belirlememiz gerekiyor. Şadi, telefonu bırak. Şimdi bizim düşmanlarımız kim veya kimler? Hı? Düşünün bakalım. Onur. Sırık. Bravo. Lale. Yani. İsmet babaanne. Maalesef. Peki. Bizim müttefiklerimiz kimler? Kimler? Evo bu kim? Pelin Su. Bravo. Şebnem. Kesinlikle. Ah, bir de dolaylı yoldan bizlere yardım edecekler var. Onlar kimler? Kurtuluş. Kuru. Yıldız. Yengem. Bravo. Senden vallahi korkulur bekliyordum. Teşekkürler hayatım. Ben şimdi Şebnemlere gidiyorum, tamam mı? Pelin Su ve Şebnem'i Onur ve Lale'ye karşı dolduracağım. Ha, yani tuzlukla salatalı diyorsun yani. Sululuk yapma, ciddi bir şey konuşuyoruz biz burada. Günaydın çekirdek ailem. Günaydın canım. Vallahi kurt gibi acıktım ha. Hadi bakalım Onur'un kafasını yediye geçmiş olsun. Hop, Lale de gitti. Size niye anlatıyorum ki? Ben kime ne anlatıyorum burada? Ne oluyor ya? Yok bir şey hayatım. Ailemizin humoru. Tamam, tamam. Hadi ben çıkıyorum, tamam mı? Benim çok işim var. Lütfen sen de evde kalıp daha fazla eğlenme. Bir an evvel yemeğini ye ve doğru işe er ol. Tamam, iki lokma da mı yemeyelim? Tamam. Anneciğim, ben de sizinle geleyim mi? Yok ya, yok. Ben çok dolanacağım. Sen şimdi yorulursun o hamiş halinle. Hadi bay bay. Bana şans dile. Hadi bol şans. Anacık. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.